Bakalım burada neler varmış. Evet, Edition'ları bir görelim. Aslında en çok tercih edilen bu arada Garuda Mokkaydı yanlış hatırlamıyorsam. Dedim ya size de az önce. Eğer böyle ya Garuda'yı beğendiyseniz, işletim sistemini beğendiyseniz, yani çalışma prensiplerini vesaire beğendiyseniz ama derseniz ki abi bu bana fazla. Yani şu açıdan fazla. Patlıyor ediyor. Ya patlıyor ediyor dediğimde işte şunu çektiğimde bile böyle sallanıyor. Gerçi yanlış hatırlamıyorsam Mokka'da da sallanıyordu da. Yani şu ikonların tipleri, arka planı işte falan filan. Ya bu biraz daha sade. Garuda Mokka biraz daha sade bir işletim sistemi. Garuda Dragonize bu ikonların vesairenin tamamen aynı. Hani benimki gibi oldu. Fakat gaming versiyonunu yüklerseniz eğer işte o zaman Steam, Heroic Games, ya 20'ye yakın emülatör falan indirdi bunun içinde. Şu anda emülatör yani sistem şeyinden gösteremiyorum da buradan girip incelerseniz eğer bayağı emülatör dolu yani. Bayağı dolu dolu bir sistem. Ya burada uzun uzun şimdi videoda bakın öldürmek istemiyorum. İstediğinizi girip inceleyebilirsiniz. Ben bugün bilgisayarda az önce gaming versiyonunu inceleyeceğim. İsteyen olursa diğerlerini de inceleriz zaten. Buradan çıkalım. Daha öncesinden kurdum sanal makineme çalıştıralım. Ya sanal makinede çalıştıracağım ama tamamıyla aynı yani. Hani normal makineden hiçbir farkı yok. Şöyle açalım. Evet, sanal makinemize geldik. Arkadaşlar siz olun sanal makinenizi ilk kurduktan sonra şeyi bitirmeden yani kurulumu bitirmeden şey yapmayın. Kapatmayın sanal makinenizi zorla. Bu pro bozulabiliyor. Evet, Nvidia ekran kartım olduğu için Nvidia seçeneğini seçtim kurulumdayken ekran kartlarını kurması için. Bu arada şöyle bir şey yaşamıştım. Garuda Mokka'yı kurarken Nvidia ekran kartım olmasına rağmen Nvidia'yı seçince bilgisayar hata vermişti. Ben de sonrasında normal ekran kartsız olan versiyonunu kurup kendim normal sistem update'i çekip Nvidia'nın zaten Avro Repo'dan indirebiliyorsunuz. Şimdi söylediğim şeyler belki teknik geliyor olabilir ama internette bununla alakalı tonca video var. İstiyorsanız ben de bunun videosunu çekerim. Önemli değil. Yani rahat bir şekilde yükleyebildim sonrasında. Onu söylemek istiyorum. Şimdi bu bir yüklensin. Bir tık uzun sürecek mi hatırlamıyorum. Yani o kadar uzun zaman oldu ki. Burada hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sol üstteki Install Garuda Linux seçeneğine tıklarsanız eğer kendisi zaten yükleme sihirbazını açacak. Evet çok güzel. Burada çok güzel bir uyarı aldım. Yeterli disk sürücüsü alanı yok. En az 30 GB alan gereklidir. Çok teşekkür ederim. Böyle şeylerde de beni uyarıyor. O zaman şöyle yapalım. Ben yine hepsini kapatayım. Sıfırdan sanal makineyi açıp geliyorum abi. Evet dostlar tekrardan selamlar. Geldim. Bu sefer gene sanal makinemizdeyiz. Kuralım Nvidia'yı. O kadar gereksiz uzattık ki. Saçma sapan bir olay yüzünden. Yani bu arada sanal makineye 6 GB RAM verince biraz daha toparladı. Daha en azından öyle gözüküyor. Yani az önce çok kötü kasıyordu. Çünkü zaten Dragonize ya şu şekilde. Ya bu işletim sistemini kurmak istiyorsanız adamlar zaten minimum bir 8 GB RAM'iniz olması gerektiğini söylüyor. Ben bu kurulurken size şöyle bir şeyden bahsedeyim. Ben bir şöyle göstereyim. Mini DisplayPort kablosu aldım arkadaşlar. Bunu şu anda HDMI takılı bilgisayarda götürdüm. MSI şeyim var, monitörüm var. Bir ucunu laptopa, diğer ucunu monitöre taktım. Şimdi bu aklınızda bulunsun. Bunu çok araştırdım. Fakat bununla alakalı maalesef bir çözüm bulamadım. Şu şekilde bilgisayar bir sıkıntı yok. Görüntüyü aktarıyor. Hertz'i 180 görüyor. Hiçbir problem yok. Fakat saçma bir şekilde kasıyor gibi bir hissiyat var. Yani bunu nasıl anlatabilirim size? Mesela şu bir yüklenme olayına geçti. O yüzden kasıyor şu an birazcık. Bir saniye. Evet bilgisayarımız geldi dostlar. Yaşasın. Yaşasın. Tamam. Evet arkadaşlar burada yine hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ekran geldikten sonra kurulum sihirbazına tıklayabilirsiniz. Abi yapma artık ne olur. Ya önemli değil o kadar ya. Tamam. Ya şey diyor. Onu hemen anlatayım size. Bakın şimdi mesela şöyle. Eski laptopumda ya BIOS Legacy denen bir olay var arkadaşlar. Legacy ve UFEFI olarak iki tane BIOS modeli var diyeyim size. Legacy bunun eski modeli. UFEFI biraz daha yeni versiyonu. Şu şekilde eski versiyonlarda mesela siz o format attıysanız bilirsiniz. USB'yi modlarken orada bir seçenek çıkıyor. GPT ya da NBR diye. NBR oradaki Legacy'yi hani şunu söylüyor bize işletim sistemi. Eğer diyor legacy yani eski tip bir BIOS modeliniz varsa bu işletim sistemi diyor desteklenmiyor diyor. Şu şekilde eski laptopum 2012 model bir laptop ve onda legacy var. Fakat yeni bir laptopunuz varsa eğer yeniden kastım 2018-2019 model bir laptopunuzdan itibaren bir varsa ya sıkıntı olacağını düşünmüyorum açıkçası. Bize burada bunun uyarısını verdi. Sağ olsun teşekkür ederiz. Konumumuzu lokasyonumuzu seçelim diye İstanbul. Türkçe ve Türkçe Q klavyeyi diyorum. Diski evet bunu seçiyorum arkadaşlar. Tüm diski silelim. Elle bölümlendirme bunu da videosunu çekerim isterseniz. Çok komplike bir şey değil. Aslında inanılmaz internette
korkutucu bir şekilde lanse ediliyor. Yani Arch Linux'u installer olarak değil de manuel elle kurmak istediğinizde yok işte neymiş diski boyutlandırıyor musunuz? İnanın o kadar da zor değil aslında. Yani öğrenmek ayrı bir şey. Gerçekten önünüze bir video açıp ya da yapay zeka aracılığıyla çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Yani gözünüzü korkutmanız gereken hiçbir şey yok arkadaşlar. Adım Emir. Yazalım. Türkçe klavye olmamış. Tamam, önemli değil. Hesabımı güvenli tutmak için 1, 2, 3, 4. Ya siz sakın böyle yazmayın bu arada. 1, 2, 3, 4 sakın. Düzgün bir parola koyun yani. Garuda kurulum programı diskinize değişiklikler yapabilir. Tamam abi. Sanal makinede kuralım yani Garuda'yı. Kurulum bittiğinde sizi tekrar rahatsız ederim isterseniz. Fakat şu kurulum bitene kadar şunu bir söylemek istiyorum. Linux kullanan arkadaşlar için ön bir şey olsun. Bilgi ben böyle yaşadım. İnternette bir çözüm bulamadım. Belki siz yaşarsınız, belki yaşamazsınız bilmiyorum. Arkadaşlar mini display port kablom var. Mini display port kablom var. Ben bunun bir ucunu MSI monitörüme taktım. Diğer ucunu Monster bilgisayarıma taktım. Şu şekilde. Dediğim gibi ben bu problemi niye yaşadığımı bilmiyorum. 4 tane işletim sistemi değiştirdim. Hepsinde aynı sıkıntıyı yaşadım. Aslında bir problem yok. Gayet güzel hertz'i veriyor. Sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Fakat şöyle ince bir şey oldu. Mesela ben DisplayPort şu an HDMI 2.1 takılı da. Mesela şunu şöyle tuttum ya. Sallıyorum değil mi? Oo, çok kötü oldu. Mesela şunu şöyle tuttum ya. Sallıyorum da bakın yanı sallanıyor değil mi? Mesela. Bu sanal makine mesela şu terminal değil mi? Tuttum. Sallıyorum. Bak sallanıyor mesela. Ama ben onu mini DisplayPort kablosu takıp denediğimde kasıyordu yani sistem saçma bir şekilde. Sebebini bilmiyorum. İnternetten aradım. Çözümünü bulamadım. Ya yani bunu sadece ben mi yaşadım? Başka insanlar da yaşıyor mu onu da bilmiyorum. Aklınızda bulunsun sadece bunu söylemek istedim de. Arkadaşlar Garuda kurulumuna devam ediyoruz. Zaten yani anlamışsınızdır inanılmaz kolay bir kurulumu var. Yani diğer ya var bakın komplike işletim sistemleri var. Mesela Arch'ın az önce de söylediğim gibi yani installer da aslında zor bir şey değil. Sadece haklısınız ama insan böyle bir arayüz göremeyip sadece terminal üzerinden çalışmaya başladığında gözü korkuyor. Aslında korkacağınız bir şey yok dostlar. Gerçekten çok pratik ve çok kolay bir şey. Yani alıştığınızda terminal kullanmaya çok zevkli bir şey. Ya bunu duyuyorsunuzdur çoğu yerde ama cidden öyle. Terminal kullanmak çok zevkli bir şey. Hepinize de öneririm. İnşallah bu video hepinize vesile olur da siz de Linux'u en azından bir sanal makinenizi indirip kurarsınız. Ha şunu kesinlikle söylemiyorum bu arada üzülerek. Sanal makinemde Linux'u kullanmaya başladım. Kendim ki benden bahsediyorum. Sanal makinemde Linux'u kullanmaya başladım. Monitörüm 60 144 Hz, 180 Hz, 60 FPS'te çalışıyor. İşi indirmek istiyorum. Bilgisayar sıkıntı çıkar. İnternete açıldığı NAT olarak protokol sanal makine olduğu için istediğimiz görevleri yerine getiremiyor. Mesela hacker yani hacking olayında sniffing denilen bir yöntem var. Paket toplama diye. Wireshark uygulaması Kali Linux'ta çalıştıramadım sanal makinede. Mesela bunun gibi problemler var. Şimdi sanal makineyi kurmak istiyorum. İşlemcimden, RAM'imden istediğim kadar faydalanamıyorum. Dual boot yöntemiyle kurmak istiyorum. Bilgisayarı ikiye bölüyor ve üzüle yani şöyle Windows bazen şerefsizlik yapıp bunun sıkıntısını çıkartabiliyor. Üzgünüm yapıyor yaptı bana. Ben dual boot kullanırken diğer bilgisayarımda hem Windows hem Kali Linux kuruluydu. Bu bilgisayarımda normal çalışıyordum. Diğer bilgisayarımda Windows'a bir update geldi ve benim dual boot'um bozuldu. Ben yarı yarıya bölmüş olmama rağmen diğer işletim sistemini kullanamaz hale geldim Windows'tan başka. Dual boot'ta bunun gibi sıkıntılar var ve işe aşina değilseniz yanlış bir şey silebilirsiniz Windows'la alakalı. Hoş değil. Abi live boot kullanıyorum. Onun da videosunu çekerim. İşletim sistemini USB aslında en mantıklısı bu gibi gelebilir. Katılıyorum. Diğer iki yöntemdense bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Fakat bunda da şöyle çok saçma bir olay var. Dual boot'u kullanın. Bilgisayara takıyorsun. BIOS menüsüne giriyorsun. Dual boot'tan başlatıyorsun ekranı. Aslında olay tam olarak bu. Bu kadar yani. Basit. Ne oldu? İşletim sistemini flash bellekten başlattım. İşimi gördüm. Kullandım. İndirdim. Torladım, topladım. Bütün işlemlerimi yaptıktan sonra ne oldu abi? İşim bitti. USB'yi kaldırdım. Flash belleği sıfırladım. Yeniden tekrardan sıfırdan dual boot kurdum. İzimi kaybettirmiş oldum. Bilgisayarda anonim oldum. Her şeyden önemlisi yanlış bir yazılım bulaştırdığında bilgisayara dair hiçbir şey olmuyor. Sadece USB bozuldu. Dual boot daha mantıklı. Fakat burada da şöyle bir sıkıntı devreye giriyor. Bak şimdi abi. Bu sanal makine yüklene dursun. Ben burada size bir şey göstermek istiyorum. Şunu da aşağı alalım. Ben şimdi burada terminali açtım değil mi? Burada basit bir komut yazacağım. Hadi sistem update'i yaptık. Al sistem update'ini yazdım mesela. Bastım değil mi? Burada yazıyorum. Affedersin. Bas. Diyelim ki burada bir indirme yapıyor şu an. İndirme yaptı. Yaptığı indirme
atıyorum 10 dakika sürdü. Liveboot'ta da 10 dakika, hiçbir problem yok. Yaklaşık 300 MB'lık bir veri indirdi ve bunu diske yazacak. Ne kadar sürer abi? Ben diyeyim 5, sen de 10 saniye değil mi? Çünkü SSD kullanıyor. Arkadaşlar, Liveboot kullanırsanız eğer 300-400 MB'lık bir veriyi yaklaşık 20-30 dakikada yazıyor. Yani insanı gerçekten çok yoruyor. Yani performans olarak bir kaybı yok. Fakat işlem yazma hızı korkunç derecede yavaş. Yani Liveboot'ta da böyle bir sıkıntı var. Hepsinin teker teker videosunu çekeceğim. YouTube kanalına yükleyeceğim. Fakat benim size önerim eğer ben standart bir kullanıcıyım. Çok da öyle ne bileyim her gün update'e ihtiyacım yok ya. Paket yöneticinden yüklediğin paketlere yeni update. Yani paket yöneticinden bir uygulama indirdiysen eğer ona update geldiyse evet update yaptığında güncelleme alıyor. Fakat ben bu kadar sisteme içli dışlı olmak istemiyorum. Arch tabanlı bir şey kullanmak istemiyorum diyorsan abi Linux Mint'i yükle. Burada olduğu gibi senin ekran kartını görüyor. Bütün işlemcinin driverlarını görüyor. Sıkıntı yaşamıyorsun. Diğerlerine nazaran aşırı kullanıcı dostu. Mint Cinnamon'du yanlış hatırlamıyorsam. Eğer onu yüklerseniz yani inanın Windows'tan çok bir farkını görmeyeceksiniz arkadaşlar. Ki artık part yazılımlar dışında yani Steam'deki mesela Steam'den indirdiğim bir oyunda satın aldığım bir içerik. Üçüncü parti bir yazılım. Bunun dışında paket yöneticinizden Flatpak'tan yani store'dan indireceğiniz hiçbir uygulamaya artık para vermeyecek. Yani siz bilirsiniz. Ben böyle çok şatafatlı şeyler istiyorum diyorsanız ki öneririm. Yani Arch kısmını öneririm. Biraz daha özgür bir yazılım çünkü. Debian 13 çıktı yanlış hatırlamıyorsam. 1-2 hafta önce Debian 13'ün de videosunu çekip yükleyeceğim kanala. Bu arada o konuyu da konuşuruz uzun uzun. Her şeyi bu videoda anlatmak istemiyorum. Arkadaşlar her şey tamam. Garuda kurulumumuz tamamlandı. Şimdi yeniden başlata tıklayıp tamama tıklıyorum. Ben bir kendini rebootlayacak. Kurulumu tamamladık. Beraber yaptık. Hiçbir şey yaptım mı? Yapmadım. Hayır. Beraberse sohbet ettim. Arkada döndü yani. Yaptığımız tek şey lokasyon seçtik. Dil seçtik. Klavye seçtik. Abi o kadar. Al. Garuda Linux açıldı. Hazır buradayız. Güzel. Ama burada çok güzeldir ki Snap göremiyorum. Bir şeye bakacağım. Bir saniye. Eğer Snap göremememizin sebebi hiç Snap almamış olmasıysa onu çözeceğiz şimdi. Bir sistem update yapalım. Tamam. Buraya şimdi bir şunu da şöyle çekeyim. Görüntünüz bozulmuş. Buraya bir koyduk. 1-2-3-4 koyduk. Bir sisteme girelim. Sistem yükleniyor dostlar. Evet. Welcome to Garuda Linux. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Tamama bastık. Yerel sistem yöneticisi olan öğütleri aldığınıza güveniyoruz. Diğer kişilerine teşekkür ederim. Burada 1-2-3-4 değil miydi buradaki şifrem? Enter'a tıkladım. Sallanıyor mu? Sallanmıyor. Bazı ayarları kısmış anladığım kadarıyla sanal makine ya da 6 GB RAM'i olduğu için. Evet dostlar burada bize aslında çok güzel bir ekran karşılıyor. Bunu da göstermemiz iyi oldu. İyi ki çıkmamışız. Bir yazıcı, scanner ya da Samba destekleyici kullanıyor musun diye soruyor. Hayır kullanmıyorum abi. Garuda'nın wallpaper'larını indirmek ister misin? Niye olmaz? Pen testing. Evet güzel olaya geçelim. Diyor ki sızma testi için kullanılan uygulamaları yüklemek istiyor musun diyor. Bunu hayır diyeceğim çünkü ilerleyen videolarda Kali Linux'u incelerken bunu da size güzel bir şekilde anlatırım. Tamama basalım. Tekrardan bizden şifre istedi. Basalım. Yüklensin. Bakalım. Kuruluma onay veriyor musun? Kuruluma onay veriyorum abi. Burada bir ince bir şey göstermek istiyorum şimdi sizlere. Eğer sanal makine olduğu için çalışmıyorsa üzücü. Yani gösterememiş olacağım size. Arkadaşlar burada bize güzel bir aslında şey söylüyor. Bizim bak bağlantılı ön işlemler çalışıyor. Yani biz buradan internetten bir veri çektik. Birinci Snapchat'i aldı. Bak performing snapper are snap tools for the following configuration. Yani snap tool'u konfigürasyonlarına devam ediyor ve root 1. Birinci Snapchat'i aldı. Aşağı geldim. Bütün uygulamaları bilgisayara indirdi ve yükledi. İkinci Snapchat'i aldı. Enter'a bastım ve sistem update'lendi. Tam olarak göstermek istediğim şey buydu işte. Sistem update yapmak ister misin diye soruyor. Bunu sonra yapalım ama benim önce yapmak istediğim bir şey var. Bu şekilde geliyor işte bilgisayar önümüze. Şöyle tıklıyorsunuz. Buradan sistemi açıyor. Yani uzun uzun yani Garuda'yı inceleyebiliriz istiyorsanız ama o kadar çok şey var ki ve ne kadarını kullanıyoruz işte tartışılır yani. Şimdi sadece şunu yapmak istiyorum derken gitti. Crash yedik. Sağ ol Garuda. Şöyle bir evet buradayız. Burada snapshot olayı burada yoktu değil mi ya? Evet işte bu dostlar. Buldum evet. Güzel. Snapper Tools. Benden root şifremi istiyor. 1-2-3-4. Sudo şifremi istiyor. Özür dilerim. Evet. Dostlar az önce söylediğim iki tane update burada gözüküyor şu anda. Burada istediğim bir update'e tıklayıp Restore. Şuna da seçeyim. Restore'ye tıklarsam buradaki Snap'e gitmek ister misin diye soruyor. Evet diyelim. Tamam güzel. Oradaki Snap'ten bilgisayarın geri çalıştırılacak. Lütfen diyor reboot at diyor. Tamam diyelim. Reboot atalım bilgisayarımıza. Şöyle. Terminalimizi açalım. Evet. Terminalde de bu şekilde gözüküyor bu arada. Şık bir tasarım. Kernel, hangi kerneli kullandığını söylüyor. Terminal olarak
hangi terimler, fişi kullan, yani hangi şeyi kullandığımızı söylüyor açıkçası. Bizim Windows yöneticimiz Wayland'miş. X11 de olabilir ama Wayland daha güncel, o daha iyi yani. Login Manager'ımız yani kullanıcı o girdiğimiz ilk şifre yazdığımız yerde Wayland tarafından SDDM'den çalıştırılıyormuş aslında sistem. Temamız Sweet Dark temasıymış. Color, yani renk temamız da Dragonite Sweet Dark'mış. Okey. İkonlarımız Beautyline. Bunu göstermiştim az önce. Fear Sense. Okey, okey, okey. Her şey okey. Tamam, burada ekran kartımız falan filan. Şunu şöyle bir çekebilir miyim? Burada ekran kartımı görmüyor benim. Olabilir. Sanırım sanal makine olduğu için şaşırmıyorum artık. Yani sanal makine kullanmayın arkadaşlar. Gidin ana bilgisayarınıza kurun. Şimdi şunu göstermek istiyorum. Burada ya işte burada aslında çok can sıkıcı bir şey var maalesef. Ya şunu söyleyeyim. Oldu mu oldu, sistemi çok kötü halde bozduk. Normalde şu memory tester kısmının üzerinde bir buton var. Snapchat butonu. Resmini, SS'ini vesairesini koyarım aşağı bir yere. Dostlar az önce yaptığımız o işlem var ya, Snapchat. Seçip ona göre başlatacağız şimdi. O ayarı bilgisayarın arayüzüne ulaşmadan önce, yani ola ki biz arayüze ulaşamıyoruz. Bilgisayarı çok kötü bozduk. Oradan seçip tekrar bilgisayarı başlatıp güzel bir şekilde kullanabiliyoruz. Başıma geldi daha öncesinden. Bilgisayarımda çok büyük problemler yaşamıştım. Sanal makine kullanmamın verdiği bir sıkıntı olacak ki benim de biraz saçmaladığım var üzerinde. Şöyle basalım. Daha öncesinden kendimde yaşadım o sıkıntıyı. Şimdi bizim burada size bir şey daha göstermek istiyorum. Bak şimdi burada bir yay kurulu mu ki? Pacman sudo Pacman yay 1 2 3 4 şifremiz. Onay veriyorum. Onay veriyorum. Şunu göstermek istiyorum sizlere son olarak. Az önce döndük ya mesela. Şimdi burada ne yaptı? Üçüncü root snapchat'ini aldı. Ne oldu? Yay artık yüklendi. Yay ve artık sistemimizi yay paket yöneticisiyle güncelleyebiliyor. Bu kadar dostlarım. Evet, pencereyi kapatalım. Snapper Tools'a girelim. 1, 2, 3, 4 diyelim. Evet, bakın burada Pacman yayı güncellemeye bastığımda ve yay kurulumu başladığında olarak iki tane daha Snapchat almış. Snapshot almış, çok özür dilerim. Dostlar bu şekilde videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım siz de güzel bir yere değmişizdir. Şimdi sizin gözünüzün önünde, sizin şerefinizde bu sanal makineyi yok edelim. Nefret ediyorum artık gerçekten. Ya sanal makine çok güzel bir şey fakat tarz ağır sistemleri çalıştırmak için hiç güzel değil maalesef. Evet dostlar, bu şekilde bugün size Garuda Linux'u incelemek istedim. Kanalımda çok fazla distro incelemesi yapacağım. Kendi bilgisayarımı benim evdeki sunucuma dönüştürdüm ve o dönüştürdüğüm sunucuda kendi Netflix'imi kurdum. Bunun gibi Adblocker kurdum. Bunun gibi süreçleri de paylaşacağım sizinle. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Takipte kalın. Güzel içeriklerle gene sizlerle olacağım. Teşekkür